En son kaldığım sorudan devam edeyim. Tamamdır. Şimdi taban çevresi 16 santimetre ve yüksekliği 10 santimetre olan bir dikdörtgen tabanlı dik prizmanın. Bize neyi soruyor arkadaşlar? Hacmi en fazla kaç olur diyor. Hacmi en fazla kaç olur diyor. Şimdi şöyle düşünelim. Taban çevresi 16, yüksekliği dikdörtgen tabanlı. Tabanı dikdörtgen olacak. Tabanı dikdörtgen olacak. Türevden de çözülür bu soru ama biz maksimum minimum bu en çok en az sorularını bir de nereden çözüyorduk? İkinci derece denklemlerde parabol mantığında R'yi buluyorduk. R neydi? Simetri ekseni. Hem öyle bulacağız hem de şöyle bir durum var. Bu da aklınızda kalsın. Şimdi taban çevresi AB. Taban çevresi 16 dedi. 2A artı 2B eşittir 16 ise A artı B 8. Yüksekliği de 10 vermiş. Arkadaşlar, en büyük hacme koşmak istiyorsanız aralarındaki farkın en az olduğu yerde en yüksek hacme ulaşırsınız. Yani 4'e 4. Yani tabanın kare olması lazım. Taban kare olduğunda siz maksimum noktaya ulaşıyorsunuz. Şimdi 4, 4 daha 8. 4 kere 4 16. 16 kere 10 160. Bu şekilde bulabilirsiniz cevabı. Şimdi gelelim işlemsel olarak nasıl bulacağız bu cevabı? Şimdi hacim ne arkadaşlar? A, B, C. Hacim A, B, C. C'yi vermiş 10. A çarpı B çarpı 10. Şimdi biliyorsunuz bu en fazla en az sorularında neyi buluyorduk? Max min mantığında ikinci derece bir denklem elde etmemiz lazım. Ben burada arkadaşlar ben burada bir dakika ters yazılar ters çıkıyor da bende. Ben burada AB 10 A'yı şurada yalnız bıraksam 8 eksi B yazarım. Bu A'yı gelir burada yerine yazalım. V eşittir. 8 eksi B çarpı B çarpı 10. Buradan eşittir arkadaşlar. 10B 80B eksi 10B eksi 10B kare. Şimdi bakın ikinci derece denklem elde ettiniz. İkinci derece denklemde ikinci derecenin işareti negatifse parabolün yönü neydi? Yukarı aşağı yön mantığında aşağı. Aşağısa şurada bir maksimum değer olurdu tepe noktası. İşte size bu maksimum değeri soruyor. Ben bu maksimum için kimi bulmam lazım? R'yi. R'yi nasıl buluyordum simetri eksenini? Eksi B bölü 2A. Burada eksi B dediğim X'in yanındaki. Yani normalde BX de aslında bu. Ne olur buradan? Eksi 80 2A 2 çarpı A ne burada? AX kare gibi bir denklem düşünün. Eksi eksi 10 artı 10 şu eksiyle şu eksi birbirini götürecek. 80 bölü 20'den kaç çıktı? 4. İşte az önce konuştuğumuz şuradaki 4 4 vardı ya. O 4 buradan geliyor. Tamam. Paraboller biliyorsunuz bu konularda maksimum minimum noktaları bize gösteriyordu tepe noktaları. Türevden de çözebilirsiniz. Çünkü hadi türev kalktı onunla ilgili cümle kurmayalım bile. Birinci türev teğet doğrusunu veriyordu ya sıfır yapan nokta. Oradan da gidebiliyorduk cevabı yani. Buradan 4. Ben kimi 4 buldum arkadaşlar? Burada R değerini. R 4 için. R 4 için. E 4 4. Diğeri de 4 alıyor. RK'sı 4, 4. Artık A ile B'yi yerine yazdığınızda 4 çarpı 4 çarpı 10'dan hacim 160'a ulaşmış olabilirsiniz. Siz önemli olan bu 4'ün nasıl geldiğini ikinci derece denklemden de
görebilirsiniz. Bir diğer yol da en büyük hacime ulaşmak istediğiniz takdirde tabanında bir kare olduğunu farz edin. Çünkü kare ile dikdörtgen arasında şöyle bir durum var arkadaşlar. Dikdörtgenin özel hali karedir. Yani dikdörtgenin tüm kenarları eşit olduğunda kare oluyor. O yüzden en büyük hacim, en büyük alan sorularında gördüğünüz o dikdörtgeni kare kabul edebilirsiniz. Bu tarz sorular da vardır zaten. Evet, sıradaki sorumuz 8. Ayrıtları bir birim olan sarı küplerden 16 tanesi, ayrıtları bir birim olan kırmızı küplerden 11 tanesi üst üste ve yan yana konularak bir küp elde ediliyor. Şimdi buraya arkadaşlar iyi anlamamız lazım. Elimde 16 tane bir birim ayrıtlı küp var. Böyle küçük küçük küplerden var arkadaşlar gibi düşünün. Bir de 11 tane küp var. Buradaki ne olsun? Kırmızılar olsun. 16 tane. Buradaki de ne olsun? Sarı mı demiş? Sarı 16, kırmızı 11. Şimdi toplamda 27 tane küpüm var. Bu küplerden diyor bir küp oluştur diyor. Zaten arkadaşlar 27 tane küp yan yana koyduğumuzda bir kenar şöyle düşünün. Bir kenar 3 olacak şekilde. Yine buralara da doldururken arkadaşlar şöyle devam edelim. Şöyle 1, 2, 3. Yani şu amaçlı söylüyorum. Küpleri şöyle sıraladığınızı düşünün. Sonuçta elimde bir birim ayrıtlı bir küp varsa 1, 1, 1 hacmi 1. Arkadaşlar hacmi 1. Tamam mı? Şimdi bunlardan 27 tane varsa hacim 27. Hacim 27 ise küpün hacmi nedir? A küp. A kaç çıkar buradan? 3. Yani bir tane ayrıta 3 tane küp yerleştirebilirsiniz. Bir ayrıta 3 tane küp yerleştirebilirsiniz. Hatta böyle devam edebilirdiniz yani küpleri koymaya. Ama şimdi soru burada bize duvar örmek gibi düşünün bunu. Soru bize neyi soruyor? Kırmızılardan yüzey alanı en fazla kaç birim kare olur? Şimdi arkadaşlar en fazlayı soruyorsa bir tane küpü ben şu köşeye koyarsam bakın şöyle düşünelim. Kırmızılardan soruyor zaten. Kırmızılarda elimden kaç tane var? 11 tane var. Şimdi kırmızının ben birini şuraya koydum. Şurası bir yüzey alanı. Bir kere bir, bir. Şurası ikinci yüzey alanı. Bir de bakın şurada üçüncü yüzey alanı var. O köşede üç birimlik bir yüzey alanı elde ettim. Bu köşeyi de koyarsam bir üç birim oradan gelecek. Bu köşeyi de koyarsam, bu köşeyi de koyarsam, bu köşe, bu köşe, bu köşe. Sekiz tane köşe var biliyorsunuz küpte. Sekiz kere üç. 24. Şimdi arkadaşlar 24 benim köşelere koyduklarımdan gelen yüzey alanları. Yüzey alanları. Bir daha anlatıyorum. Bu tarafa bakan yüzey 1. Size bakan yüzey 1. Üste bakan yüzey 1. Fark ettiyseniz bir küpü ben bir köşeye koyduğumda 3 birimlik yüzey alanı elde ediyorum. 8 köşeyi de ben bilerek en fazlayı soruyor soru. Soru en fazlayı soruyorsa ben 8 köşeyi de kırmızılardan koyarım. Daha yukarı rakamlara çıkmak için. 24'ü yakaladım. Kırmızılardan kaç tane küp vardı elimde? 11 tane. 8'ini kullandım.
Kalan 3 taneyi mecbur aralara koyacağım. Şu aralardaki çift yerlere koyarım ben bunu. Çünkü iki yüzey alanı elde ediyorum şu ayrıtlara koyduğumda. Bir tane böyle koyduğumda iki oradan geliyor. Diğer bir tanesini şuraya koyalım arkadaşlar. Bize bakanla yan yüzey bir iki daha. Diğer kalan 11. küpü de şuraya bir yere koyarım. İki yüzey alanı kazanırım yine. Toplamda 30 arkadaşlar birim kare en fazla ulaşabileceğiniz yüzey alanıdır. Eğer soru en azı sorsaydı 16 tane sarıyı önce güzelce yerleştirirdiniz kilit noktalara. Kalan yerlere de kırmızıları içlere de koyabilirsiniz. Çünkü ortaya koyduğunuz hiçbir zaman yüzey alanı belirtmeyecek. İçeride saklı kalacak. Tam ortadaki. Hani bu çevirmeli küpler var ya oynadığımız. Renklerini bir araya getiriyoruz. Onun mantığına düşünün. 3'e 3. Ortaya koyduğunuz merkezde kalan hiçbir şekilde yüzey alanı belirtmez. Çünkü yüzeyde gözüken kısmı yok. Gibi düşünebilirsiniz. Yani işte bunları bu şekilde hayal ederek yapabilirsiniz arkadaşlar. Siliyorum. Burada önemli olan kilit noktalar köşelerdeki 3 yüzeyi görmekti. En fazlayı sorduğu için o da. Kolay sorular değil bunlar bu arada. Çünkü işin içinde muhakeme var. O oluşturmayı sizden bekliyor. Yerleştirmeyi sizden bekliyor. 9. soru. Evet, elimizde bir dikdörtgen prizması var. AP artı PK'nın arkadaşlar toplamı en küçük değer. Şimdi bakın, bu sorulara hani ben demiştim size bazı önemli sorular var. Bu tarz sorulara arkadaşlar gerçekten hani yıldız atın yani. Yıldızlı sorular bunlar. Neden? Şimdi bu sorularda açılım yapmanız lazım. Hani gelişi güzel hocam şuradan bir cisim köşegeni çizerim. Cisim köşegenini bulurum diye giderseniz sonuç alacağınız sorular değil bunlar. Çünkü dikkat edin soruyu bitiren yer şurası. P elemanıdır. DC. Yani P DC'nin üzerinde. DC doğru parçasının üzerinde. O zaman arkadaşlar bu şekli bakın A B A B C D. Bu size bakan yüz. Aldım kabul ettim. Şimdi D C K L söylediklerimin üstünde beraber kontrol edin. D C K L yukarıya açıyormuş gibi yapıyorum onu. D, C, K'yı yukarı kaldırdığında buraya gelir, L de buraya gelir. Şimdi verilenleri yazalım. Bize aslında şunu soruyor bak. D, A'dan çıkmış. Şurada P'de kesmiş. Şöyle. Arkadaşlar, A, K'yı aslında A, P artı P, K. A, K'yı soruyor. Çünkü en küçük değer olduğu için arkadaşlar doğrusal hale getirmeniz lazım. AP artı PK doğrusal. En büyüğü sorsaydı o zaman arkadaşlar parça parça düşünecektik. Pisagorlar devreye girecekti. Orada da biraz daha soru zorlaşırdı. Ama en çoğu sorsaydı cevabı keskinleştiremezdiniz. Ama en küçük de cevabı doğrusal deyip tek bir çizgi üzerinde soruyu bitirebiliyorsunuz. Çünkü bu sorudan işte en büyük en küçük neye göre yorumlarını iyi alın. Yorumlarını iyi öğrenin. Şimdi burası 8. Arkadaşlar şurası 6 vermiş. Şurası kaç peki? BF'yi 9 vermiş. BF 9 ise şurası da 9. Ne çıktı? 90. 8, 15, 17 üçgeninden cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Ceyhan. Yorumu bu şekildeydi arkadaşlar. İşte bu tarz sorularda
Aklınıza açılım gelsin. Aklınıza açılım gelsin. Bakın şunu yapmanız, hadi oradan da diyelim ki bilmiyoruz. Şöyle de ilerleyelim. İşte P'den indirdim. P'den indirdim. Hocam şuraya ben x dersem, şuraya 8 eksi x olur. Şurası 8 eksi x olur. İşte şurası 9'du. Pisagor'dan şurayı bulabiliriz. Yine şurada şuraya 6 vermiş. Pisagor'dan arkadaşlar şuraya ait bir şey bulabiliriz. Bunları toplarsanız, ama toplamında zaten sayılardan dolayı kareköklü bir şeyler buluyorsunuz. Bir de şurayı bilmiyoruz ki. Şimdi burası orta nokta mı? 1'e 2'ye mi böldü? 2'ye 4 mü böldü? İşte bu bölünmeleri de bilmediğinizden yorum yapamıyorsunuz. Hani en fazla sorusunu burada gidemiyoruz. Çünkü biz buradaki değeri bilmiyoruz. Dikdörtgenler prizması dediği için de kare olarak kabul edemiyoruz. Tamam? Hani bu tarz düşüncelere açık soru. Ama bu düşünceleri kapatan yorumlar da soruda verilenlerle alakalı. Şurası çok önemli dedim o yüzden. PDC üzerinde bir eleman olması. Bazı soruların üstünde bu yüzden arkadaşlar durma gerekiyor. Devam edelim. Yüksekliği 3 santimetre, yanan alanı 27 santimetre kare alan. Yüksekliği 3. Yanal alanı 27 santimetre kare olan bir dik prizmanın taban çevresi kaçtır diyor. Arkadaşlar, şimdi dik prizmadan bahsediyor. Yüksekliği 3, yanal alan 27. Şöyle yapalım. Yüksekliği 3 vermiş. Şuraya A diyelim, şuraya da B diyelim. Yanal alan neydi? A çarpı 3'ten 2 tane var karşıda. 6A. B çarpı, şurası 3 sonuçta. Bir size bakan taraf var, bir arka taraf, 6B. Bu yanal alan. Taban ve tavan hariç. Taban ve tavan hariç. Eşittir kaçmış? 27'ymiş. 27. Bize taban çevresini soruyor. Sorulanı da bir şuraya yazalım. Neyi soruyor? Yazalım. Taban çevresine dikdörtgen 2A, 2B. İki parantezinde A artı B. Buradan arkadaşlar her tarafı 3'e böldüğünüzde zaten şu bulduğunuz sizin aynı zamanda taban çevresi değil mi? 9 cevabınız. Tamam. Bu da verilenin aynısı. Soruların aynısı. Evet. Örnek 11. Güzel bir soru yine arkadaşlar. Birlikte yapalım. Şekli çizeyim önce ben bir güzelliği. Şimdi köyün üstünde olacak bir soru değil bu çünkü. Evet. Şimdi M ağırlık merkezi. Bu ağırlık merkezi bayağı kullanacağız arkadaşlar. Şuradan bir tane geçmiş. Bir tane de şuradan geçmiş. E, M, F üçgenin alanını soruyor. E, F, M. E, F, M. Alan. E, F, M üçgeninin alanını soruyor. Verilenler neler? Şimdi küpün hacmi 216. Küpün hacmi 216 ise 216 neyin küpü? Arkadaşlar 6. 6'nın küpü A küp 216 ise kenara alsa A
6. Devam edelim şimdi. A6 ağırlık merkezi verilmiş. Onu iyi kullanmak lazım. Şimdi benim bu üçgen alanını bulmam için arkadaşlar tabanını biliyorum. 6. Ama tabanına ait yüksekliği nasıl bulabilirim? Şimdi tabanına ait yükseklikten önce şunu bulalım. Şu köşegenleri çizsem. Şimdi bir kenarı 6 ise arkadaşlar. 6, 6, 6 kök 2. Şurası 6 kök 2. O zaman kare olduğu için yani küpün mantığında gidiyorum. Bir kenar 6 ise yüzey köşegeni 6 kök 2. Şurası 3 kök 2. Şurası da 3 kök 2. Şimdi burası 6. 6 kere 6, 36. 3 kere 3. Şurası biliyorsunuz 3 dikme kuralından. EM'yi bulabilirim. 6 kere 6, 36. 3 kere 3, 9. 9 kere 2, 18. 36, 18 daha 54. Şurası ne çıktı o zaman? 3 kök 6. Burası 3 kök 6. Şimdi şurayı da bulalım arkadaşlar. Şurayı nasıl bulabiliriz? Bakın orayı da nereden bulabiliriz arkadaşlar orayı da? Şuradan bulabilirsiniz. Yine aynı bak. Şunu devam ettirdim. Sonuçta şurası ağırlık merkezi. Şurası yine 3 dikme kuralı var şurada. Şurası yine 3 kök 2. Aşağıda bir kare var çünkü. Karenin biliyorsunuz ağırlık merkezi ise şunlar hani karede şu mantık yok muydu? Ağırlık merkezi 4'ü birbirine eşit. İşte bak 1, 2, 3 hep 3 kök 2, 3 kök 2. Burası da 3 kök 2. Burası 6. Yine 3 kök 2, 6. O zaman burası da 3 kök 6 çıkar. Artık neyi bulduk? İkizkenar üçgen yakaladık. 3 kök 6, 3 kök 6, 6. Artık onu şuraya yazabiliriz. 6, 3 kök 6, 3 kök 6. Bana bunun alanını soruyor. Yapacağınız tek bir şey var ikizkenar üçgende. Yüksekliği indirdiğimiz gibi 2'ye böler. Kenar ortaydır aynı zamanda. 3, 3. Buradan yüksekliği nasıl buluruz? 3 kere 3, 9. 9 kere 6, 54. 54'ten 9 çıkar, 45. 3 kök 5. 45 kök içinde. Yani Pisagor'dan 3 kök 5 bulur. Artık arkadaşlar tabanı biliyoruz 6. Yüksekliği biliyoruz. 6 çarpı 3 kök 5 bölü 2'den. 18 bölü 2'den. 9 kök 5 aradığınız alan. O da Denizli'de mevcut. Bunları görmeniz lazım. Nasıl görmemiz lazım? Ağırlık merkezinin kullanımıyla alakalı aslında çözdük soruyu. Yani A'dan M'ye birleştirdiğimizde EM'yi bulduk. A'dan M'ye birleştirdiğimizde şuradaki Pisagor'dan burayı bulduk. Hacimden zaten bir kenarı bulmuştuk. Sonrasında da aynı mantıkta şuradaki yeri de bulabiliyorum. Yine köşegenlerin kesim noktası ağırlık merkezi 3 kök 2. Bu kenar yine 6. Pisagor'dan yine burayı da bulabilirim. 3 kök 6'yı arkadaşlar. Baktım burası da 3 kök 6. Burası da 3 kök 6. Tabana 6. Aldım o üçgeni buradan çıkardım. Sanki buraya yapıştırmışım gibi daha rahat göründüğü istedim. Oradan da ikizkenar üçgen görüyorsanız bir de alan soruyorsa dikme indirdiğiniz gibi birçok özelliğe sahipti. Kenar ortaydan, Pisagor'dan yüksekliği çıkardım. Geri taban çarpı yükseklikten cevabı ulaştı. 12. soru. Evet arkadaşlar. Bakın 12. soruya. Okuyun bir. Fonksiyonla birleştirmişler. Yorumu beraber yapalım birlikte yine.
tabanının bir kenarı A birim olan bir kare dik prizmanın hacmi 80 birim küptür. Şimdi arkadaşlar elimde kare dik prizma var. Tabanının bir kenarı A. Tabanının bir kenarı A'sa. E hacim neydi? Yüksekliği de B diyeyim. Taban alanı çarpı yüksekliği. Bunu bize 80 soru vermiş. Alanı da YEFA demiş. Alan YEFA demiş arkadaşlar. Şimdi bakın alan YEFA'sa F5 kaçtır? Alanı önce bir inceleyelim. Alan neydi? Tabanında A kare, bir de tavanda var 2 A kare. A, B. E 4 kolon var. 4 kolon diyorum. 4 tane bu yüzey alanından var A, B'den. 4 A, B. Alanı bu şekilde adlandırmış. FA cinsinden vermiş. Tamam, anlatmak istediği buraya bir geçiş yaptık. Peki, bana F5'i soruyor. F5'i uygulayalım. 4 kere 5, 20 B. 5 kere 5, 25. 2 kere 25, 50. Şimdi bilinmeyen var B. F5 için. A'ya 5 verdim. E burada da git 5 ver. Elimde bir tane daha denklem var. 5 kere 5, 25'ten B kaç çıkar? 80 bölü 25. Onu gel buraya yapıştır. 50 artı 20 çarpı 80 bölü 25 eşittir F5 ise. 5'e böl 4. 5. 5'e böl 16. 1. 4 kere 16 64. 64 50 daha. 114 aradığımız cevap arkadaşlar. 114 çıkmış oldu. Evet arkadaşlar,